ProDesk kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber profesyonel slayt yapma programı olan ProShow Producer ile efektleri nasıl kullanıyoruz? Bu efektleri programımıza nasıl ekliyoruz? Bunlarla ilgili ayarlamaları nasıl yapıyoruz? Onları sizlere göstereceğim. Onun öncesinde size bir gösterim yapmak istiyorum. Bu efektlerle ne tür çalışmaları yapabiliyoruz? Devamında yine anlatımlarım olacak. Bu şekilde arkadaşlar çalışmalar yapabiliyoruz. Tabii çok değişiklerini de yapabiliyoruz. Ben bu efektlerin söylediğim gibi programa kuruluşunu ve daha sonrasında kullanımını sizlere biraz daha ilerleyerek, hani manuel kullanıma geçtik demiştik. Biraz daha ilerleyerek bir aşama daha geçeceğiz. Sonrasında daha detaya giderek bu programı tam manasıyla kullanmanızı sağlayacağım. Tabii ben burada her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmında bunlarla ilgili efekti verip onu sizlerin indirip kullanmasını da sağlayacağım. Tabii ki zaman zaman şu var arkadaşlar, zaman zaman değişik paketler çıkıyor. Şu anda benim verdiklerimi diyelim ki bir müddet kullandınız veya yenileri çıktı. Ben onları da kendim de takip ederek, kendim bilgisayarıma kurarak bunları kullanıyorum. Yine onlar da zamanı geldikçe, ben elde ettikçe sizlerle de paylaşıp bunları da kullanmanızı sağlayacağım. Evet, slide şeklinde gösterimiz bitti. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Burayı kapatıyorum. Benim size vermiş olduğum linkten şöyle ProShow Stills paketi diye bir klasör çıkacak. Tabii o WinRAR'lı olacak. Siz onu dosyaya çıkartacaksınız. Sonrasında içerisinde böyle Escape, Grunge, Steelpack 1, 2, 3, 4 diye giden böyle uygulamalar var klasörün içerisinde. Bunları şimdi birazdan sizlere nasıl yükleneceğini göstereceğim. Öncelikle bir programımızı açalım tabii ki. Bu arada benim versiyonum, onu da bazı arkadaşlar versiyonlarda soruyor. Buradan versiyonumuza bakalım. Versiyon 8.0.36.48'miş arkadaşlar. Tabi şimdi ProShow Producer'ın 9 versiyonu çıktı. Böyle sürekli ben değiştirme taraftarı da değilim. Yenilikler neler var açıkçası onu da bilmiyorum. Ama şu an itibariyle bunu kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda da onu kullanır, yeniliklerini de görürüz. Tabi yine şu var arkadaşlar, bu program gerçekten slide konusunda her zaman söylüyorum. Benim için çok çok profesyonel bir program. Çok detaylı bir program. O yüzden anlatım yaparken ola ki unuttuklarım olabilir. Yanlış söylediklerim olabilir. Çünkü ben de biliyorsunuz yaklaşık bir 15-20 tane programla haşir neşirim. Bazen kafamda menüleri karıştırıyorum. Hatam olursa da sizden affına sığınıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir sayfamız geliyor. Biz burada şuradan efekse tıkladığımız zaman bu efektleri yüklemenin iki türü var. Onu da size yine göstereyim. Buraya geldik arkadaşlar. Buradan benim eklemiş olduğum efektler burada. Gördüğünüz gibi burada sayısı kaç tane? 1534 mü? 84. 1584 tane benim burada efektim var arkadaşlar. Gerçekten çok çok fazla. Fazlasıyla yetiyor yani. Şimdi şuradan add kısmından bakın. Add kısmına ben artıya bir defa tıkladıktan sonra zaten orada dikkat edin. Add import a new item. Yani ne diyor? Yeni bir içerik al diyor. İçe aktar diyor. Ona tıkladığım zaman benim klasörüme gidecek. Klasörüm neredeydi benim? Masa üzerinde. Masa üzerine gidiyorum. Buradan ProShow stil paketine geliyorum. Örneğin ben burada şuna geldim arkadaşlar. Buradan bir tanesini veya tamamını seçip bir tanesine tıklayıp Ctrl A dedikten sonra tamamını seçip aç dediğim zaman bu efektlerin tamamını açacak arkadaşlar programda. Tabii şu anda bende kurulu açılı olduğu için tekrardan bu işlemi yapmayacağım. Sadece şunu yapabiliriz. Örneğin ben şunu seçtim, aç dedim. Gördüğünüz gibi diyor ki aynı isimde bir efekt daha var diyor. Şimdi o zaman ismini değiştirelim mi diye aşağıda soruyor. Yes dersek evet diyor. Yes diyoruz şöyle. Olmasaydı bu ekran gelmeden, biraz önceki ekran gelmeden direkt kuruluma geçecekti. Sizlerde bu büyük ihtimalle böyle olacak. Kurulumu o şekilde sağlıyoruz arkadaşlar. Burada gerçekten her bir kategorinin içinde çok çok fazlasıyla efektlerimiz var. Yine söylediğim gibi zaman zaman ben bu yeni gelen efektleri, elde ettiğim yeni efektleri sizlerle paylaşmak suretiyle de beraberce kullanacağız. Şimdi bir diğer seçenek arkadaşlar, şurada Tools, araçlar seçeneğimiz var. Buraya gelip şöyle tıklıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Downlink Effects and Content ne diyor? Efektleri ve içerikleri kopyala, indir. Şuradan arkadaşlar
Buna gelip Darlint FX and Content kısmına gelip buradan tıkladığımız zaman diyor ki bir dakika bekle diyor. Şu anda yüklemeyi yapıyor, gördüğünüz gibi ilerleme devam ediyor. İşlem bittiği zaman göreceğiz. Bitince ben döneyim. Şimdi burada Darlint tamamlandı diye bir kutucuk göstermişti arkadaşlar. Ben onu yanlışlıkla kapattım. Sizlere gösteremeden kapattım. Tabii şu var, burada ne kadar çok efekt eklersek programımız o kadar yavaş çalışacak, o kadar yavaş açılacak, yavaş çalışacak. O yüzden çok da gereksiz böyle her bulduğumuz efekti de hem bilgisayarı doldurmamak adına hem de programı kasmamak adına kullanmamalıyız diye düşünüyorum. Tabii burada bu yükleme yaklaşık bir yarım saate yakın sürdü. Ben tamamını seçtiğim için, onu size göstermek için ben tamamını yüklememiştim daha önceden. Sizler de orada gördüğünüz şu tuz kısmından bu Darlint efekt kısmına gelip burada gördüklerinizden işinize yarayanları eğer yüklerseniz arkadaşlar, hem program için hem de sizler için fazla beklememek adına gayet güzel olur. Yine bu arada arkadaşlar, anlatımımı yaparken sizlere birkaç ricam olsun. Benim yaptığım paylaşımlar tamam, Corel Video olsun, Pinnacle olsun, çok fazla belki kişi tarafından seyredilmiyor, izlenmiyor ama bu programı, ProShop ProDesign'i genellikle çok insan kullanıyor. Sizlerden bu linkleri paylaşmanızı rica ediyorum. Tabii yine de siz bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada okeyli olanların tamamı indirildi. Şu mavi olanlar indirilmemiş. Bunlar da demek ki seçmemişiz. Bunu da şöyle ben tekrardan seçiyorum. Install diyorum. Tamam diyorum. Tekrardan yine, tabi burada tek tek buraya geçmek de bayağı bir sıkıntı oluyor. Çünkü bir süre geçiyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ama yapacak bir şey de yok göründüğü kadarıyla. Yine burada efektlerle ilgili ilerleyen günlerde söylediğim gibi detaylı anlatımları, hangi efekte, hangi projede kullanabiliriz, fotoğrafta kullanabiliriz, onları yine sizlere göstermeye çalışacağım. Bunlarla ilgili paylaşımlarım yine söylemiştim. Olacak. Şöyle bu açılsın biraz. O açılana kadar ben de bir şeyler söyleyeyim diye konuşuyorum. Evet, biraz yavaş açılıyor. Tabii söylediğim gibi arkadaşlar, ne kadar çok efekt eklersek o kadar geç açılıyor program. Benim yaklaşık 1700-1800 lira falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla programa da kızmamak lazım. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Biraz önceki efektimiz galiba yüklenmiş. Burada gözükmüyor. Burayı kapatıyorum ben. Şimdi biz bu efektleri nasıl kullanıyoruz? Onu şöyle size kısaca üstün körü derler yani, o şekilde anlatayım. Daha sonra da detaylarına yine gireceğiz. Arkadaşlar biz burada ne demiştik? Önce Build, Desync ve Publish seçeneklerimiz var. Build'e geldik. Örneğin ben şuradan şu resmimize, fotoğrafımıza geldim. Bunu buraya sürükledim. Bunu da buraya sürükledim. Bunu da buraya sürükledim. Şimdi ben bunlara efekt uygulayacağım. Yani bunun hangi şekilde açılıp kapanacağını, hangi çerçevede olacağını göstereceğim. Şimdi ben buraya çift tıklıyorum. Çift tıkladığım zaman arkadaşlar böyle seçenekler geliyor. Şimdi burada neler var? Şöyle bir bakıyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi All Categories, yani bütün kategorileri bunun altında görebiliyoruz. Yine favorit kısmından favoriye aldığımız efektleri görebiliyoruz. Bu favoriye alma işlemini falan sizlere ben göstereceğim. Şuradan mesela ben bunu seçtiğim zaman arkadaşlar OK diyorum. Bu şekilde size biraz önceki göstermiş olduğum videoyla da ilgili, evet, bu şekilde geçiş yaptı. Efekti göstermedi. Tekrardan bakıyorum. Yine biz bu işlemi wizard kısmında aslında daha hızlı bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ama burayı da hani görün diye ben şey yaptım. Şuradan tekrardan bakıyorum nelerimiz var. Şuradan şunu seçersek açılır zannediyorum. Evet. Şimdi burada örneğin ben şunu seçtim. Tamam diyorum. Okey diyorum. Evet, bu şekilde oynat dediğimiz zaman
Oynat. Tabii bu fotoğrafa pek uygun bir şey olmadı da ben nasıl olduğunu görün diye gösterdim. Şimdi arkadaşlar tekrardan ben şuradan wizard kısmına geliyorum. Kaydetmek istiyor musun diyor bu çalışmayı. Yok diyorum. Continue wizard diyorum. Benim program bayağı yavaşlamış arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi ben yine kaydı durdurdum arkadaşlar. Zaman kaybetmemek için bittiğinde de açtım. Evet burada önemli Vectic Trend'i olanını seçiyorum. Ben şöyle hızlı bir şekilde daha önce bu anlatımı yaptığım için biraz daha hızlı geçiyorum. Add Content diyor arkadaşlar. Oraya tıkladıktan sonra buradan şöyle birkaç tane dik resim, birkaç tane de yatay resim alayım. Evet. Şimdi bu şekilde resimlerimizi aldık. Biz burada neler yapabiliyoruz demiştik arkadaşlar. Bu resimlere yer değiştirebiliyoruz. İstediğimiz resmi istediğimiz noktaya götürebiliyoruz. Bunları ben şöyle yine hepsini sıralı olsun. Yataylar ve dikeyler diye. Şimdi biz burada yine şuradan randomize diyerek buradaki resimlerin karışımlı bir şekilde gelmesini sağlıyoruz. Buradan müzik ekliyoruz dedik. Bu şekilde işlemler yapıyoruz. Peki örneğin ben şurada şu dört tanesini alıyorum. Efekt uygulayacağım. Nasıl yapacağım bunu? Şuradan Pick Custom Effect. Ne diyor arkadaşlar? Özel efektleri seç diyor. Bunu seçiyorum şöyle tıklıyorum. Efektler kısmı açılacak. Buradan ben mesela ne yapabilirim? Burada arkadaşlar şu önemli. Bakın şurası önemli. Burada ne diyor? Aspect Ratio yani 16'ya 9. Bizimki geniş ekran fotoğraflarımız. Times bütün zamanlar diyor. Burada yine 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye gibi gidenler var. Bütün zamanlar. Katmanlar. Şimdi bu önemli. Niçin önemli? Örneğin biz iki tane resmi seçtik. İki katmanı seçtiğimiz zaman resmimizi ona göre ayarlıyoruz. Bakın şu anda iki katmanlı resimler çıktı. Burada da yine iki yazıyor gördüğünüz gibi. Yine burada aspect ratio'su ve alt yazısı olarak çıktı. Peki biz kaç resim seçmiştik? 4 tane. O zaman biz 4 katmanı seçeceğiz. 4 katmanı ben şu anda seçtim. Şimdi 4 katmana uygun şablonları bize getirdi. Şimdi buradan örneğin şuna tıklıyorum ben. Gördüğünüz gibi bu şekildeymiş. Ön izlemesi apply diyorum. Şöyle ileri diyorum ve bir oynatalım görelim basitçe. Baştakileri herhangi bir işlem yapmadık gerçi ama onu da kendisi ayarlar. Şimdi bunları program kendisi ayarlıyor. Bu yine programın ayarlaması. Şöyle biraz aşağıya alırsam görürsün. Şundan sonra bizimki başlayacak. Evet, bundan sonra bizimki. Burada gördüğünüz gibi 4 tane resmi birleştirdi, karıştırdı. Bu şekilde bir efekt verdi arkadaşlar. Bunu bu şekilde yani burada olay şu. Burada bir tane resmi seçersek bir katmanlı, iki resmi seçersek iki katmanlı resimleri seçmek suretiyle çok daha güzel yapıyoruz. Yine ben ikili şöyle bir tane seçiyorum. Buradan biraz önce söylediğim gibi favori kısmı var. Favori kısmından da yine efektlerimizi favori kısmında arkadaşlar tabii şurada gördüğünüz gibi yıldız var. Bu bunun favori olduğunu gösteriyor. Peki biz burada all categories dediğimiz zaman 1775 tane efektimiz, temamız vesaire hepsi var. Oradan seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada burayı seçtikten sonra şurada gördüğünüz gibi katman sayıları burada mevcut. Şöyle aşağıya doğru ben iniyorum. Hepsi bir. Niçin? Çünkü şurada bir katman seçili. Ben bunu buradayken faremin sol tuşuyla bir defa tıkladıktan sonra ikiye tıklarsam ikili kısımlar gelecek. Şu anda gördüğünüz gibi ki bakın ben bunları mesela favori yapmışım. Şöyle tekrar aşağıya iniyorum. Örneğin burada şu olabilir. Şu olabilir. Örneğin ben bunu yapıyorum. Şurada ön izlemesinde gördük. Apply diyorum. Şu anda benim çalışmamın başındaki fotoğraflara o efektler eklenmiş oldu. Evet bu şekilde. Diğerini zaten program kendisi ekliyor arkadaşlar. Burada yine
Burada arkadaşlar yazı eklemi var, alt yazı eklemi var. Fotoğraf yönünü değiştirme şuradan. Bunlar daha önce anlattığım gibi detaya girmiyorum. Şu rota kısmından şöyle her tıklamamızda fotoğrafın bir yöne döndüğünü görüyorsunuz. Bu şekilde de bunları yaptıktan sonra arkadaşlar çıktığımızı daha önceki anlatımlarımda yine bunu anlattığım için tekrardan yapmıyorum. Buradan ben iptal diyerek çıkıyorum. Bu şekilde efektlerimizi ekleyip katmanlara nasıl fotoğraflarımıza uyguluyoruz onları şimdilik göstermeye çalıştım. Bir sonraki anlatımımda bu efektlerle ilgili biraz daha detaya girerek süreleri, yönleri, zamanları veya diğer uygulamaları nelerdir onları sizlere göstermeye çalışacağım. Bu anlatımda da umarım sizlere faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bana olan desteğinizi esirgemez. Sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayıp abone olup zilin sesini açarsanız ayrıca yapmış olduğum anlatımı Facebook, Instagram gibi sayfalarınızda paylaşırsanız çok memnun olurum. Yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.